çocuğumuz oruç tutmak istemiyorsa, evet, ilk önce şunun bilincinde olmamız lazım. Çocuklar mükellef değiller, değil mi? Mükellef olan bizleriz. Sahurda çok yemek yemesi için ısrar etmek ya da mükellef olmadığı halde yaşı daha küçükken özellikle de tam gün oruç tutmaya zorlamak bizi amaçlarımıza ulaştırmayacaktır. Bir ebeveyn olarak bizim görevimiz ne? Bir çiçek var, bir nüve var, bize emanet olarak verilmiş ve bizler bu çiçeğin açması için, neşvi neva bulması için, sümbüllenmesi için uygun zemini hazırlarız. Sabah kalkarız, erken saatte bahçeyi zararlı böceklerden temizleriz, yeri geldiği zaman çapalarız ve bütün bakımını o çiçeğin üstleniriz. Ama gidip çiçeğin yapraklarını açmayız. Çiçeğe zorla müdahale etmeyiz. İşte zorla bir şeyleri yaptırmaya çalışmak da özellikle de oruç söz konusu olduğunda böyle bir çabaya eğer böyle bir tutum sergilersek tıpkı o çiçeğin yapraklarına müdahale edip zorla açtırmak gibi olur. Şunu unutmayalım. Beden bir davranışı yaparken eğer ruh örseleniyorsa orada öğrenilen her neyse o davranış ne kalıcı olur, ne samimi olur, ne de o davranışta bir süreklilik olur. Bunun bir diğer durumu da sürekli bir şey karşılığında oruç tutturmaya çalışmak. Halbuki iftardaki o mutluluk anı var ya ezan okunduğu zaman kişiye yeter de artar bile. Ama biz bunun önüne geçiyoruz bazen verdiğimiz bazı dış motivasyon yöntemleriyle. Araştırmaların birçoğunun gösterdiği gibi suni yöntemler iç motivasyonu, hani içinden gelerek, isteyerek olan kısma müdahale edemiyor. Hep dış motorla ilgileniyor. Ki davranışçı yaklaşımlar da hep bunu söylerler. Evet, hani dışarıdan bir takım bir duygunun ya da inancın gelişmesi için o çocuğa bazı ödüller vermek ya da bazı yaptırımlar uygulamaktan bahsediyorum. Evet. Gerçekten bazı ödüller koyarak ya da bazı yaptırımlarla oruç tutmak dahil bazı davranışlar yaptırabiliriz. Ben bunu yadsımıyorum. Yalnız bizim dinimizde küçük bir ayrıntı daha var. Bir şeyi yaparken haleti ruhiyeniz o ibadete anlam ve değer katan şeydir. Yani hani ameller niyetlere göredir der ya Peygamber Efendimiz. O zaman bir çocuk çokça bir şey yaptı. Çok güzel şeyler yaptı ama bunu ebeveynin azarından korunmak için yaptı ya da ebeveynin ona koyduğu ödülü almak için yaptığı zaman işte o zaman o niyet kısmı eksik kalıyor. Ve oradaki ihlas, hani samimiyet, bizim zaten iç motivasyon dediğimiz şeyi tamamen manevi literatürdeki karşılığı ihlastır. Kişinin isteyerek, içinden gelerek bir başkası onaylasın, bir başkası ona aferin desin diye yaptığı ya da yapmadığı şeyler değillerdir. Hatta niyet o kadar önemli ki hani günahı sevaba, sevabı da bazen günaha kalbedebiliyor, değiştirebiliyor ya da bazen niyet o kadar önemli ki çok adi bir hareketi çok mühim ya da çok önemli bir ibadete çevirebiliyor. Yani eğer o ibadetin içinde hepimiz biliyoruz ki eğer o ibadetin içine gösteriş girmişse o zaman ondan herhangi bir belki de sevap hasıl olmuyor, günaha kalbediyor. O zaman amellerimizin ihlasla mayalanması demek, amellerimizin iç motivasyonla mayalanması demek. Dış motivasyonları çocuktan geri çekip çocuktaki o iç motivasyonun ve ihlasın açığa çıkmasını sağlamak. Bu yöntemleri bir kenara bırakıp hala bunları kullanmaya devam edersek ileride kişilik gelişiminde bizi bekleyen bir diğer sorun daha var. O da takdir ve onay beklentisi. Çünkü çocuk hep bir şeyleri yaparken ya maddi ödüller ya manevi ödüller almaya alışmış. Ve hep birileri ona aferin desin, birileri ona güzel şeyler söylesin diye bu sefer bunları yapmaya başlıyor ki uzun vadede hem psikolojik anlamda kişilik gelişiminde bu ciddi sekteleri uğratıyor kişiye
ibadet yönüne ve manevi yöne baktığımız zaman da o yaptığı şeylerden, ibadetlerinden ihlas uçup gidiyor. O yüzden çocuk terbiyesinde oruç tutmak da dahil zorla olan ya da dışarıdan bazı müdahalelerle suni yöntemlerden uzak duralım. Doğallığında her şeyde olduğu gibi doğal bir şekilde seyrine bırakalım.